Başbakan Binali Yıldırım, Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı ve Başbakan Tsipras'la görüşmeler yaptı. Başbakan Batı Trakya Türkleriyle de bir araya geldikten sonra yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünün gerekçesi hatırlatıldı. Yargı kararları nedeniyle yürümek zorunda bırakıldım dediği iletildi. Yıldırım bunun üzerine Ömer Faruk Kavurmaç ile ilgili kararları özetledi. Tutuklanıp serbest bırakılınca Kılıçdaroğlu'nun eleştirdiğini, Kavurmaç'ı bir üst mahkeme kararıyla tutuklanınca CHP liderinin bu karara da eleştiriyle yaklaştığını söyledi. Bir soru üzerine kabine revizyonu söylentilerinin veya haberlerinin bakanlar üzerinde olumsuz etki yarattığını belirten Başbakan Yıldırım, görmedik duymadık kalmasın diye Ramazan davulu mu çalacağız diye konuştu. Bir gazetecinin kabine değişikliği konusunda Cumhurbaşkanı ile aranızda bir uzlaşmazlık var mı? Böyle dedikodular var demesi üzerine Yıldırım, dedikodulara itibar etmeyiz. Cumhurbaşkanı ile aramızda hiçbir sorun olamaz. Bakın çok iddialı bir şey söylüyorum dedi. Kabinede revizyon olup olmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Yıldırım'ın aranızda bakan olmak isteyen var mı demesi üzerine renk kanlar yaşandı. Manisa'dan sonra Kastamonu'da da askerlerin zehirlenmesiyle ilgili haberler geldi belirtilerek nedir bu bir sabotaj mı yaşanıyor diye sorulması üzerine Yıldırım şöyle konuştu. Bunu söyleyebilmek için elde bilgi olması lazım. Her ihtimal dikkate alınarak araştırma yapılıyor. Benzer olayların üst üste gelmesi buna benzer düşüncelerin oluşmasına neden olabiliyor. Zaman zaman gıda zehirlenmesi olabilir ama bunların Manisa'da başlayıp arka arkaya devam etmesi kamuoyunun hassasiyetini de artırdı. Meseleye bütüncül bir bakış yapmamız lazım. Dolayısıyla bütün birliklerdeki toplu yemek işlerini gözden geçiriyoruz. İyaşe alımlarıyla ilgili yeni bir sistem devreye girecek. Böylece kalite sıkıntılı olan malların girmesini önlemiş olacağız dedi.